Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımda uydudan define bulma ile ilgili çeşit çeşit değişik değişik videolar mevcut. Bugünkü videomuzda ne işleyeceğiz? Bugünkü videomuzda Yüzer 3D programını işleyeceğiz. Bu program 800-900 bin dolar civarında gibi bir rakamda geziniyor. İsteyen arkadaşlara ufak bir ücret karşılığında bunu kırıklı şekilde gönderebilirim. Ama şöyle de bir şey var. Bu programla uydudan bir şeyler yapamazsınız. Bunu kullanmak için yeraltı görüntüleme olması lazım. Gradyometresi, bu revizete makinesi mi diyorlar? Öyle bir makine. Yani onun gibi yeraltıyla ilgili bütün çalışmalarınızı yapabileceğiniz bir tane program. Bunu çalıştıralım. Elimde bir tane de data var şurada. Hazine sandığı diyor. Okey dedik. Mesela buraya geldiğimizde yeni diyelim. Bakın burada size şeylerini soruyor. Makinenizi soruyor. Hani nasıl bakacağınızı. Ne yapmanız gerekiyor falan gibisine. Daha sonra komut diyorsunuz. Buradan aç, elimizde bir tane dosya, dat dosyası vardı. Buraya gelelim. Bakın arkadaşlar, mesela bu neymiş? Buraya gelelim. Şuradan görüntü, grafik, nitelik. Nitelikte şuradan İngilizce yazıyor. Ben bunu çevirdim. Burada bu hazine sandığı Rusya'dan bir müşteri tarafından bulundu. Yaklaşık 2 metre. Bakın arkadaşlar, arazi uzunluğu 4 metre, enine 3 metre, toprakta mil demiş. Bu da hazine sandığı. Geçelim. Bakalım şöyle. Şöyle bir düzeltelim. Buraya gelelim. Şöyle biraz da yakınlaştıralım. Şimdi alta şu tarafa baktığınızda kaydıralım. Ne oldu? Tam 3 metre. Yukarı doğru ok işaretiyle yukarı doğru kaydırdığınızda 4 metre. Gelelim tam deliğin üstüne. Ne demiş? 2 metre 17 santim. 2 metre 17, 2 metre 17, 2 metre 17. Demek ki bu vatandaş 2 metre 17'de bir şeyler olduğunu anlamış, kazmışlar, çıkarmışlar. Burada toprak yapısına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da ufaktan da bir boşluk var. 2 metre 83'te. Artık ne boşluğu ya da başka da bir şey mi var bilmiyorum. Bunu döndürdüğümüzde şöyle. Şurada 2 tane boşluk, bir de sandık olduğunu görüyoruz. Zaten dikkat ederseniz aşağısı da dümdüz. Şöyle sivri değil. Bakın arkadaşlar. Bunda baktığınız zaman, yani yeraltı görüntüleme olarak baktığınızda burada farklı farklı ayarlar var. Yukarı aşağı rengini değiştirme gibisini burada ayarlar var. Mesela burada genelde en çok kullanılan şu ayarlardan, ki pek de hani kullanmanızı tavsiye etmiyorlar. Birincisi sinyal düzeltme, 7 ile 3'ü kullanın diyorlar. 7 ile 3'ü kullandığımızda hemen ölçüye bakalım, değişiklik olacak mı? Ölçü otomatikman 3.25 oldu. Geri alalım. Tekrardan gelelim. 1.30'a indi ölçü. Daha sonra buraya gelelim. Buradan da şöyle tamam diyelim. Ölçü yine otomatikman değişti. Şöyle gelelim. 1.45'e indi. Yani bu yeraltı görüntüleme arkadaşlar, kullanan arkadaşlar buna çok çok dikkat etsinler. Ham görüntü, yani ham görüntüyü alsınlar, o şekilde üzerinde çalışma yapsınlar. Benim elime birkaç data geldi. İnceleme fırsatım oldu. Onlarda da ham data olarak şey yaptık, baktık. Bana getirdikleri datalarda bir logarın görüntüsünü göndermişlerdi. Bu örnek bir görüntü. Birkaç tane daha örnek, birkaç görüntü var. Onları da hatta şöyle bir tanesini daha göstereyim. Şöyle bir örnek görüntüsü de nerede? Size eğer alırsanız buradan size örnek görüntü olarak gelecek. Yani burada demiş tünel. Şöyle kopyalayalım.
yapıştıralım. Bir de tünel bakalım. Kapat. Daha sonra şuradan çıkalım. Buradan tünel. Bu bir tünel görüntüsü. İçeriği neymiş? Nitelik demiş. 15 metre uzunluk, 9 metre enine mil toprak, 4 metrede burada kanalizasyon demiri var demiş ya da odam var demiş. Ona da bir bakalım. Hemen açıklamasına. Hemen kontrol V yapalım. Bir dağ tünel. Tünelmiş burası. Tünelin iç kısmı dikdörtgen bir oda içermekte. Bu kısım bozuldu. Yaklaşık derinlik 4 metre demiş. Kapatalım. Böyle geldiğinizde arkadaşlar şöyle döndürdüğünüzde tünel demiş. Ya burada oda demiş. Odası, oda nerede olduğunu bilmiyorum ama tünel apaçık şekilde gösteriyor. Şöyle baktığınızda şöyle ölçüleri de çıkıyor zaten. Ne oldu? .388 .352. Bir de şöyle yapalım. Adamlar bunu kaç santimde bir tarama yapmışlar? Şöyle tam bir düzeltelim. Adamlar 30 santimde bir adım atmışlar. Büyük ihtimalle bunu bir muşambayla beraber yapmışlar. Dediğim gibi arkadaşlar buraya bir gelelim, bir interpolasyon sinyal düzeltileri yapalım. Şeyini bozdu. Bir de interpolasyon yaptık mı tam değişecek, bozulacak. Onun için yapacağınız işlemde normal nötr olarak işleminize bakın. Ona göre işleminizi yapın ama toprak yapısına dikkat edin. Ben nötr diyorum ama toprak yapısına da dikkat edin arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Çok aydınlatıcı bir video olmadı ama en azından bir arkadaşlar ön bir video çekmiş olduk. İsteyen arkadaşlara da bu programı gönderirim ufak ücret karşılığında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esenle kalın.